Dünya lansmanı 2012 Moskova Motor Show'da yapılan ve tamamen yenilenen Mazda 6, Portekiz'in Lisbon kentinde tanıtıldı. Sevgili seyirciler, Mazda 6 lansmanı için Lisbon'dayız. Portekiz'de, Lisbon, Portekiz'in başkenti ve en büyük şehri. Havalanından araçlarımızı aldık, test sürüşümüze başladık. Şu anda ben 2.2 litrelik dizel motorlu versiyonunu kullanıyorum. Sedan, Mazda 6'nın. Bunların bir de station wagon versiyonları var aileler için. Mazda'nın yeni nesil öncü modeli tüm SkyActiv teknolojileriyle birlikte Kodo, hareketin ruhu tasarım temasına sahip ve Mazda'nın araçla bir olma duygusu olan Jimba Itai felsefesini sunuyor. Mazda 6, Japon üreticinin 2002'de aileler için daha stil sahibi, daha farklı bir ruha sahip bir şekilde ürettiği bir otomobil. 2002'de başladı macerasına ve 2002'den bugüne kadar da 1 milyon adedin üzerinde sattı Mazda 6, ki Mazda modelleri içinde 1 milyon barajını en kısa sürede geçen model oldu. Gelmiş geçmiş en güvenli ve en fazla yakıt verimliliğine sahip Mazda modellerinden biri olarak Japon üreticinin hafif ağırlık tasarım stratejisi kullanılarak geliştirilen yeni Mazda 6, mevcut modele kıyasla daha hafif yapıda. Aracımız 6 ileri otomatik şanzımana sahip. Bu da konfor anlamında sürücüsüne büyük kolaylık sağlıyor. Vites geçişlerini yolda hissetmiyorsunuz. Çok rahat bir kullanıma sahip. Vitesten bahsetmişken vites manuel kullanabileceğiniz gibi direksiyonun arkasından bu pedalcıklar yardımıyla da vitesi manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Vahşi doğadaki hayvanların hareketlerinden esinlenilerek geliştirilen ve Mazda'nın sıra dışı canlılığını ve çevikliğini sembolize eden Kodo, hareketin ruhu tasarım teması yeni Mazda 6'nın sedan veya vagon modellerinde en sade haliyle uygulanmış. Mazda'nın yeni tasarım yüzü olan marka imzası niteliğindeki kanat şeklindeki ızgara, yoğun işlevsellik hissinin yanı sıra markanın gücünü ve derinliğini yansıtıyor. Belirgin çamurluklar ve arkaya doğru alçalan kabin, yeni Mazda 6'nın kemer bölümlerinin altındaki gücü ön plana çıkarıyor. Mevcut modele göre 100 mm geriye kaydırılmış Austin'u ile kupe bir otomobili andıran kabin, oldukça çevik bir aracın ayakları yere sağlam basan duruşunu vurguluyor. Opsiyonel ledler ve gündüz seyir farları bir taraftan aracın olgun ve kendinden emin duruşunu ön plana çıkarırken, diğer taraftan ön yüzü yan karakter çizgilerine ve Mazda'ya özgü arka farlara bağlıyor. Sedan model geniş ve konforlu bir kabin elde etmek üzere 2830 mm ile segmentinin en uzun dingil mesafelerinden birine sahipken, biraz daha kısa dingil mesafesine sahip vagon model bile mevcut Mazda 6'dan daha uzun olma özelliği taşıyor. Gerek sedan gerekse de vagon modelleri segmentlerinin en geniş arka bacak ve diz mesafelerini sunuyor. Ergonomik insan makine arayüzü sayesinde sürücü aracını üst seviyede bir rahatlıkla kullanabiliyor. Yeniden konumlandırılan astronları ve yan aynalar sürücünün yatay ve dikey görüş açısını genişletiyor. Koltuklar oturanları sportif bir şekilde kavrayarak uzun yollarda üst seviyede destek ve maksimum konfor sağlıyor. Sedan versiyonda 489 litre ve station wagonda 522 litre olan bagaj hacmi konusunda sınıfının lideri olan modelde bagaj oldukça ideal bir tasarımla sunuluyor. Mazda'nın yüksek verimlilik sağlayan SkyActiv güç aktarma organları, otomatik veya düz şanzıman seçenekleriyle sunulan 3 adet benzinli ve 2 adet dizel motordan oluşuyor. Şu anda 2.2 litrelik dizel motoru kullanıyoruz sevgili seyirciler. Tabii ki bu Türkiye için vergi dezavantajına sahip motorlardan bir tanesi. Ancak yakıt tüketimine ve tork değerlerine baktığımızda ise oldukça etkili olduğunu söylemeliyim. Karma kullanımda aracımız 4.8 litrelik bir fabrika tüketim verisine sahip. Tabii ki bu İstanbul trafiğinde otomatik olmasının etkisiyle biraz daha artacaktır karma kullanım değeriniz. Ancak çok konforlu, rahat ve sessiz bir otomobilin içinde bulunduğumuzu söylemeliyim. Çoğu motor seçeneği gelişmiş rölantide durdurma sistemi iStop'un yanı sıra Mazda'nın yeni fren enerjisi rejenerasyon sistemi iAloop'la birlikte sunuluyor. 2 litre SkyActiv G-Direct enjeksiyonlu benzinli motorda 145 ve 165 beygir sunan iki versiyon bulunuyor. Düşük güçlü versiyon 6 vitesli düz şanzımanla 100 kilometrede 5.5 litre tüketim ve kilometrede 129 gram egzoz emisyon salımı sergilerken, 6 vitesli otomatik şanzımanla 100 kilometrede 5.9 litre tüketim sağlıyor.
Yüksek güçlü versiyonsa 6 vitesli düz şanzımanla 100 km'de 5.9, 6 vitesli otomatik şanzımanla 100 km'de 6 litre yakıt tüketimi sunuyor. Yeni 2,5 litre Skyactiv G doğrudan enjeksiyonlu benzinli motorsa yüksek sıkıştırma oranını etkili kılmak üzere 2 litre Skyactiv G'de kullanılan teknolojinin aynısının kullanımıyla 5700 devirde 192 beygir güç çıkışı ve 3250 devirde 256 Nm maksimum tork sağlıyor. Bu motor versiyonu 6 vitesli otomatik şanzımanla 100 km'de 6.3 litre yakıt tüketiyor. 2.2 litre Skyactiv'de ortak yakıt yollu dizel motorsa, bir dizelde 14/1'lik dünyanın en düşük oranı sıkıştırma oranıyla düşük güçlü versiyonda 4500 devirde 150 beygir ve 2000 devirde 380 Nm ve yüksek güçlü versiyonda da 4500 devirde 175 beygir ve 2000 devirde 420 Nm maksimum tork değeri sağlayabiliyor. 6 viteste düz şanzımanla 100 km'de 3.9 litre, 6 viteste otomatik şanzımanla 100 km'de 4.8 litre mazot tüketiyor. Yüksek güçlü versiyon 6 viteste düz şanzımanla 4.5, 6 viteste otomatik şanzımanla 100 km'de 4.8 litrelik değerler sağlıyor. Skyactiv güç aktarma organları ile birlikte kullanılan Skyactiv şasi ve Skyactiv gövde sayesinde yeni Mazda 6, sürüşü çok daha keyifli, yol tutuş performansı yüksek, hafif bir tasarıma sahip bir araç olmanın yanı sıra güvenli bir araç. Mazda'nın kapısını açtığınızda tasarım dilinin içeride de devam ettiği görülüyor. Bildiğiniz gibi yeni Skyactiv teknolojilerimizle aracın her bir parçası yeniden tasarlandı. Eskisinin üzerine monte edilen hiçbir şey yok. Sıfırdan yapıldı. Şasi, gövde, motor, şanzıman tamamen yeniden dizayn edildi. En önemli dikkat edilen konu ağırlık azaltması. Eskisine göre %10 daha hafif bir araç. Bu da tabii ki yol tutuşu, güvenliği, frenlemeyi çok arttıran bir unsur oluyor. Bu araç Türkiye'ye Mart sonu Nisan başı gibi 2 litre benzinli olarak gelecek. Akıllı Mazda radar sistemli cruise control, yani bu normal bilinen belli bir hıza koyulup da o hızda devam eden bir sistem değil. Önünüze bir araç geldiği zaman önünüzde giden aracın hızına sizi düşürüyor. Önünüzden çekildiği zaman o araç yine set ettiğiniz hıza geri dönüyor. Şehir içi akıllı fren desteğimiz var. Bir dalgınlık anında bir cep telefonuna gelen mesaj veya navigasyona bakmak filan gibi bir dalgınlık durumunda önünüzdeki araca vurmuyor. Kendisi frenini yapıyor. Ön camda gördüğünüz radarlar sayesinde. Şu andaki seri üretim araçlarda en hızlı durup çalışan ve hiç hissedilmeyen bir i-stop sistemimiz var. Yeni Mazda 6 ilk etapta 2 litrelik sedan benzinli Skyactiv G 165 beygir ve 6 litre otomatik şanzımanla birlikte sunulacak. Tamamen Skyactiv teknolojisi kullanılarak üretilen Mazda'nın ikinci öncü modeli yeni Mazda 6, Nisan ayında Türkiye yollarına çıkacak.